Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda Türkçe dersinizden deneme sınavı sorularını sizlere anlatacağım, çözeceğim. Her zaman yaptığımız gibi siz videoyu durdurup benden önce cevabı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bulbul Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Birinci soruyu hemen okuyarak başlayalım. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlam kapsamı daha geniştir? Uçak, tren, taşıt ve otomobil. Uçak, tren ve otomobil taşıt çeşitleri içerisinde zaten. Taşıt dediğimizde bunlar zaten bu kelimenin içinde sayılıyor. O yüzden taşıt sözcüğünün anlam kapsamı daha geniş, geniş anlamlı. O yüzden cevabımız C şıkkı oldu. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soğuk sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? A. Kış mevsimi çok soğuk geçti. Bu gerçek anlam. İlk aklımıza gelen ve sözlükteki ilk anlam budur. O yüzden gerçek anlam. Vücudumuzu soğuktan korumalıyız. Evet, gerçek anlam. Buz gibi soğuk bir su içtim. Yine gerçek anlam. O tür soğuk şakaları yapma. İşte bu mecaz anlamda D şıkkını işaretleyelim. Çünkü burada soğuk şaka derken o tür yani hoşlanmadığım kötü şakaları yapma bana demek istiyor. Üçüncü soruya bakalım. Tatlı sözcüğü hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Tatlı sözlerle çocuğu sevindirdi. Burada mecaz anlamda güzel sözlerle demek istiyor. Sabahleyin tatlı uykusundan uyandı. Güzel uykusundan uyandı manası var yine mecaz anlamda. Sağlıklı, sevimli, tatlı bir çocuktu. Evet. Bu da mecaz anlamda. Hiç böyle tatlı elma yememiştim. Burada elmanın tadından bahsettiği için bu gerçek anlam oluyor. Yani cevap D şıkkı oluyor. 4. Sürmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman almak anlamında kullanılmıştır? A. Merkez Bankası yeni hazine bonosunu yarın piyasaya sürüyor. Bu uygun değil. Zaman alma değil. O motosikleti çok iyi sürüyor. Burada da kullanıyor manası var. Burkulan ayağına merhem sürdü. Bu da zaman almak değil. Bu yazım işi bir hafta sürer. İşte bu bizim aradığımız anlam D şıkkı olacak. Bu yazım işi bir hafta zaman alır manasında. Bunu da işaretledik. Beşinci soruya bakalım. Ek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamıyla kullanılmıştır? Terim anlamı olduğunda özel bir alana ait olan bir kelime olması gerekir. İşte Türkçe dersine ait, işte ne bileyim bir voleybola ait veya bir futbola ait terim olması lazım. Bunun gibi yani bunları çoğaltabilirsiniz. A. Sözcük türeten ekler yapım ekleridir. İşte buradaki ek sözcüğü Türkçe dersiyle ilgili. O yüzden cevap A şıkkı. Burada terim anlamı. Arada ek işler yapmasam ailemi geçindiremem. Buradaki ek sözcüğü terim anlamda değil. Yani fazladan çalıştığım, fazladan yaptığım işler demek istiyor. Yazının sonuna bir ek çalışma koymuşlar. Fazladan bir çalışma koymuşlar manası var. Bu kumaşın yanına biraz ek vermek gerekecek. Yani kumaşa biraz daha fazladan parça eklememiz gerekecek manası. Bunları da açıklamış olduk. Cevap A şıkkında yani. 6. Küçük sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın bir özelliğini belirtmektedir? Varlığın özelliğini belirtmektedir dediğine göre bir sıfat konumunda olacak. Yani ön ad konumunda olacak. Ve bu nasıl oluyordu? İsimlerin önüne geliyordu. Bakalım küçükleri korumalıyız. Burada varlığın kendisinden bahsetmiş. Herhangi bir ismin önüne gelmemiş. O yüzden burası değil. Bu elbise küçük geldi. Bu da değil. Bugünün küçüğü yarının büyüğüdür. Bu da aradığımız değil. Küçük valizi ben taşıdım. İşte aradığımız yer burası. Valizin küçük olduğunu, özelliğini belirtiyor. Bir ön ad konumunda, bir ismin önüne yazılmış, sıfat konumunda. O yüzden cevap D şıkkı oldu. 7. Su uyur, düşman uyumaz atasözünün verdiği öğüt aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir? A. Savaş bitinceye kadar hiç uyumamak. Buna tam uygun değil. Düşmandan kötü dille bahsetmek değil. Her zaman uyanık durmak ve tedbirli bulunmak. Evet bu tam olarak buradaki atasözünü karşıladı. O yüzden cevap C şıkkı oldu. Düşmana karşı hiç uyumamak bu da tam olarak karşılamıyor. Yine bu anlam çıkarılabilir ya da A şıkkındaki anlam da çıkarılabilir ama tam olarak karşılayan yer C şıkkı olduğu için. 8.
Her koyun kendi bacağından nokta nokta atasözünü hangi sözcük anlamlı tamamlar? Bu tamamlar asılır, tutulur, kesilir, yakalanır. Yani bunlar da aslında koyulabilir. Ama şu var. Atasözlerinin kelimeleri kalıplaşmıştır, değiştirilmez. Her koyun kendi bacağından asılır. Bu atasözünün gerçek hali budur. Biz buradaki asılır sözcüğünü silip yerine şunları yazamayız yani. Veya herhangi başka bir şeyi de kelimeye çıkarıp onun yerine işte eş anlamlısını yazamayız. Çünkü dediğim gibi atasözleri kalıplaşmıştır. Hep o şekilde söylenmesi gerekir. A şıkkını işaretledik. 9'a bakalım. Şeker ile şekerci kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde yoktur diyor. Şeker ve şekerci. Şeker satan kişi konumuna gelmiş. Bir yapım eki almış. Bakalım şıklara. Söz, sözcü. Söz ve onu söyleyen kişi manasına gelmiş. Yukarıdakiyle benziyor. Kapı, kapıcı. Evet, bu da yukarıdakine benziyor. Yine yapım eki almış. Aynı şekilde C yapım ekini almış. Laf, lafçı. Bu da aynı. Ama bal, balık. Bakın burada bir yapım eki yok zaten. Çünkü bal ayrı bir kelime. Balık zaten ek almış bir hali değil. Balık dediğimizde işte denizde yüzen canlılardan bahsediyoruz. Yani bunların ikisinin çok ayrı şeyler birbirinden. O yüzden cevabımız C şıkkı oldu. 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerine geçen bir kelime kullanılmıştır diyor. Bakalım. O çocuğu çok gördüm. Buradaki o sözcüğü bir ismin yerine geçmemiş. Sadece çocuğu işaret etmek maksadıyla yazılmış ve burada sıfat konumunda, ön ad konumunda işaret sıfatı diyoruz ya, öğrenmişsinizdir muhakkak. Bu okul çok güzel. Bakın burada da okulu işaret etmek maksadıyla kullanılmış. Yine sıfat konumunda bir ismin önüne yazılmış. Yine bir ismin yani bir ismin önüne gelmiş ön ad konumunda ismin kendisini yerine yazılmamış. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu okuldan memnun oldum. Burada yukarıdakiyle aynı zaten. Ona benziyor. D onu okulda gördüm. İşte bizim aradığımız yer burası. D şıkkı. Burada onu dediğinde bir kişinin yerine kullanılmış. Bir o kişinin ismini yerine kullanılmış veya o insanın yerine ifade edilmiş bir kelime var. Zamir konumunda yani. O yüzden biz D şıkkını işaretledik. 11'e bakalım. Aşağıdaki atasözleri anlamları bakımından bir grup meydana getirirse hangisi dışarıda kalır? Bakalım. İşleyen demir ışıldar. Çalışmakla ilgili değil mi? Çalışmanın önemini anlatıyor. Karıncadan ibret al, yazdan kışa hazırlan. Burada da çalışmaktan bahsediyor ama çalışmaktan sonra bir de biriktirmek. Yani bunları hazırla. Zor günlerde, kış geldiğinde kullanırsın. Hem çalışmak hem de biriktirmek manası var. Yazın gölge hoş, kışın çuval boş. Yani yazın çalışıp biriktirmezsen kışın çuvalın boş kalır manası var. Yine çalışmanın öneminden bahsediyor, biriktirmenin öneminden bahsediyor. Gençlikte mal kazan, yaşlılıkta kur kazan. Yine aynısı. Yani hem çalış, gençliğinde sağlığın iyiyken çalış, yaşlandığın zaman onları kullanırsın manası var. A şıkkı bunlardan dışarıda kaldı. O da çalışmakla ilgili ama biriktirme kısmı yok onun. O yüzden cevabımız A şıkkı oldu. 12. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna E harfi getirildiğinde sözcüğün son harfi değişir? Televizyon E harfi yerine tabii ki A'ya dönüşecek. Televizyona. Ama burada ek kendisi değişti. Yani sözcük değişmedi. Bize bunu sormuyordu. Bize diyordu ki sözcüğün son harfi değişen yeri işaretleyeceğiz. O zaman bunu işaretlemeyeceğiz. Ek değişti yani burada. Kardeşe burada değişmedi. Herhangi bir değişim olmadı. Kelebek bakın bu ne oluyor? KLBY. Yani buradaki yumuşak G'ye dönüyor. Buradaki sert ünsüz yumuşamaya uğruyor. Ve kelime değişmiş oluyor. Son harfi bakın. Bizim aradığımız yer burasıydı. Buna yumuşama deniyor zaten. 5. sınıfta öğreneceksiniz. Güneş, güneşe. Burada değişim olmadı. O yüzden C şıkkını işaretledik. 13 parça var. Bu parçaya göre Türkçe sınavlarında çok sorulur bu. Önümüzdeki yıllarda da çok karşınıza çıkacak. Böyle parçalar ve bu parçadaki anlamlar ne demek istiyor gibi. Okuyalım. Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Neymiş paragraf? Yaşamda bir kez gittiğinde geri dönmeyen 3 değer vardır. Zaman, sözcükler, fırsatlar. Bir kere gittiği zaman geri dönmeyen değerler demek istiyor. Yaşamda kaybedilmemesi gereken 3 değer vardır.
barış, umut ve dürüstlük. Bu değerleri de kaybetmememiz gerekiyor diyor. A. Yaşanmış olan zamana geri dönemeyiz. Evet, bundan bahsetti değil mi? Geri dönmeyen değerler, bakın, zaman diyor. Umudumuzu hiçbir zaman yitirmemeliyiz. Bundan da bahsetti bakın. Yitirilmeyecek değerler, umut var. Dürüstlük kolay kaybedilen bir değerdir. Bundan bahsetmedi. Dürüstlük var öğretmenim ders diyebilirsiniz ama burada dürüstlüğün kolay kaybedildiğinden bahsedilmemiş. Diyor ki kaybetmememiz gereken değerlerdendir diyor. Yani bu cümle uygun değil. C şıkkı olacak cevap. Ağzımızdan çıkan sözcüklerimiz bir daha geri dönmez. Bu da var. Hani bir kere geri dönmeyen değerler. Bakın sözcükler. Bir kere söylenmiştir artık geri dönmez. Ve bu parçada bundan bahsediyor. Nefesim yetmedi. 14. Çok konuştum galiba. Yavaş gidelim biraz. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi? Aslında niye soruya geçmeden şunu söyleyeyim. Neden bu kadar çok konuşuyorum? Sizlere hani işte A şıkkı, C şıkkı işaretleyip geçmektense hani sorudaki neden bu şıkkı işaretliyoruz? Soruyu anlatmak için bu kadar konuşuyorum. Umarım sizleri sıkmamışımdır bu konuda. Devam edelim. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi altı çizili ek sözcüğe yeni bir anlam kazandırmamıştır? Burada bir cümle düşüklüğü var. Şöyle okuyalım. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde altı çizili ek sözcüğe yeni bir anlam kazandırmamıştır olacaktı. Şurada yazım hatası yapmışım. A. Eskici. Bakın bu yeni bir anlam kazandırmış. Zaten yapım eki eski ve eski satan kişi konumuna gelmiş. Anlam değişmiş. Güç zor demek. Süz eki geldiğinde yapım eki yine güçsüz bir kişi manasına dönmüş. Yeni bir anlam kazanmış. Kitap ve kitaplık, kitapların konulduğu yer manasına dönüşmüş. Yeni bir anlam kazanmış. Arabalar, burada sadece çoğul olmuş. Araba sözcüğü değişmemiş. Sadece sayısı artmış ama sözcüğün anlamı değişmemiş. O yüzden cevap değişik oldu. 15'e bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanımı yanlıştır diyor. Bakalım. Bahçeye elma, armut diktim. Burada doğru. Aynı türden varlıkları ayırmak için kullanılmış. O çok zeki, becerikli biriydi. Bu da doğru. Evde misafirimiz vardı. Yeni gitti. Evet, burada da doğru. Yani bir cümle henüz bitirilmeden bir ifade daha ilave edilmiş. Sonra cümle bitirilmiş. Tabii ki arasına virgül konulmuş. Beyaz saçlı adam beni aramıştı. İşte bu virgül yanlış kullanılmış, olmaması gerekiyordu. Çünkü adamın özelliklerini anlatan kelimeler arasına virgül konmaz. Beyaz saçlı adam böyle yazılacaktı. Virgülsüz yazılacaktı. Cevap değişik oldu. 16. Aşağıdaki özel adlardan hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Çukurova'ya doğru. Kesme işareti yapılmış. Özel isim ayrılmış. Kayserili özel isim ama li eki geldiğinde kesme işareti konmuyor. Niye? Çünkü Kayseri bir şehir ismi, özel isim. Ama Kayserili dediğimizde orada yaşayan veya orada doğan kişiler anlatıldığı için çok birçok kişiden bahsediliyor, bir topluluktan bahsediyor. O yüzden buraya gelen li eki kesme işaretiyle ayrılmaz. Yine baş harfi büyük yazılır ama dediğim gibi ayrılmaz. Doğru bir yazılış. Türkiye'den işte bu şöyle olacaktı. Kesme işareti olacaktı. Çünkü özel isim bir ülke ismi. Den sözcüğü ayrılması gerekiyordu. Cevap C şıkkı. İşaretleyelim de diğerine bakalım. Cumhuriyet İlköğretim Okulu yine bir okulun ismi, özel isim. Tamamıyla büyük harflerle yazılması lazım. Doğru yazılmış. Ne yapıyoruz? 17'ye bakıyoruz. Yine bir cümle var. Uzun bir cümle var. Bir parça şeklinde. Yukarıdaki tümcede anlatılmak istenen şey nedir diyor. Arkadaşlarımız kusursuz insanlar değildir ama biz onların iyi insan olduklarına inandığımız için onlarla arkadaş oluyoruz. A. Arkadaşlarımız kötü kişilerdir. Tabii ki buna uygun değil. Arkadaşlarımız kusurlu insanlardır. Değil. İyi insanların da bazı kusurları olabilir. Kusurlu insanlarla arkadaş olamayız. Doğru cevap C şıkkı. Kolay bir soruydu. Yani seçenekleri ayırmak kolaydı bu soruda. C şıkkını işaretledik. 18. Sabahleyin erkenden hazırlandık cümlesinde yapılan işi, eylemi anlatan sözcük hangisidir? Evet, hazırlandık olacak. C şıkkı. Buradaki yapılan işi, eylemi anlatan sözcük burası. 19. Öğretmen her yoklama ders yapıyor. Buradaki kelimeler yukarıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir tümce yapılırsa yoklama sözcüğü kaçıncı sırada olur? Cümleyi şöyle oluşturmamız lazım. Öğretmen her ders yoklama yapıyor.
Birincisi öğretmen, ikincisi, üçüncüsü, dördüncü cümle yoklama oluyor. O yüzden dördüncü sırada olacak yoklama sözcüğü C şıkkını işaretledik. Son sorumuz, hangi cümlede D'nin yazılımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? Ölsem de gam yemem artık. Burada ayrı yazılması gerekiyordu. Doğru. Bir de şuradan şunu hatırlatmak istiyorum. Hani böyle bu D'yi kapattığımızda cümle bozulmuyorsa ayrı yazılıyor demektir. Bakın ölsem gam yemem artık. Cümle bozulmuyor. O zaman ayrı yazılacak. Yemeğini yedi de odasına çekildi. Yine deneyelim. Yemeğini yedi odasına çekildi. Bakın bağlaç konumunda yine ayrı yazılacak. Doğru yazılmış. Bu dünya sana da bana da kalmaz. Burada iki tane var ve ikisi de ayrı yazılacaktı. Doğru. İsterseniz silelim. Bu dünya sana bana kalmaz. Cümle bozulmuyor. Sen de onu tanıyor musun? Buradaki de ayrı yazılacaktı. Çünkü bir şeyin içerisinde olduğu anlamı varsa, yani bir ek halinde ise bitişik yazılıyordu. Ama burada ek halinde değil. Bakın sen onu tanıyor musun? Cümle gayet güzel. O zaman bunun ayrı yazılması gerekiyordu. Cevap değişik oldu. Bu şekilde yapmış olduk son soruyla. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.